Herkese merhabalar. Bugün alerji aşılarından dilaltı sprey şeklindeki aşıları konuşmak istiyorum. Artık alerji aşıları dilaltı sprey şeklinde de kullanılabiliyor. Dilinizin altına sprey şeklinde sıkıyorsunuz ve bu şekilde alerji aşıları yapılabiliyor. Dilaltı sprey şeklindeki alerji aşıları konusunda kaç yaşında yapılır, ne kadar sürer, nasıl yapılır, yan etkisi var mı, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bütün bunları bu videoda anlatacağız. Öncelikle alerji aşıları biliyoruz ki enjeksiyon şeklinde yapılabiliyor ve dilaltı sprey şeklinde de yapılabiliyor. Peki bu dilaltı sprey şeklindeki aşılar kimlere yapılabiliyor? Astıma olanlar, alerjik nezlesi olanlar, egzaması olanlarda bu sprey şeklinde alerji aşıları kullanılabiliyor. Peki hangi alerjenlere karşı kullanılıyor? Özellikle ev tozu mite alerjiniz varsa, kedi, köpek, at tüyüne karşı alerjiniz varsa, polen alerjileri, özellikle ağaç polenleri, çim polenlerine karşı alerjiniz varsa, ağaç polenlerinden zeytin ağacı olabilir, huş ağacı olabilir, çınar ağacı olabilir, dış budak ağacı olabilir, bunun dışında selvi ağacına karşı olabilir, bunlara karşı alerjiniz varsa, küfe karşı alerjiniz varsa, sprey şeklinde alerji aşıları artık uygulanabiliyor. Dilaltı sprey şeklindeki aşılar nasıl ayarlanıyor, nasıl planlanıyor? Bir kere astımanız, alerjik nezlenizin, egzamanızın nedeni bir alerjene bağlıysa, bu saydığımız alerjene bağlıysa ve bu alerjenlerle karşılaştığınız zaman probleminiz artıyorsa o zaman alerji aşıları kullanılabilir. Bu sprey şeklinde alerji aşıları nasıl planlanıyor? Artık bu alerji aşıları standart ev tozu mite aşıları, küfler gibi standart aşılar yanında bir de kendiniz de çocuğun veya yetişkin kişinin alerjisine göre karışımlar hazırlanabiliyor. Bu şekilde planlanabiliyor. Neye alerjiniz varsa o alerjik madde dil altına sprey şeklinde uygulanıyor. Bu şekilde planlanabiliyor. Bu alerjinin planlarken kimlerin planlaması gerekiyor? Çok önemli. 18 yaşına kadar olanlarda çocuk alerji uzmanı, yetişkinlerde yetişkin alerji uzmanlarınca planlanması çok önemli. Çünkü hangi alerjenlerin konulması gerektiği ve hangi yöntemle yapılması gerektiği konusunda deneyimli olan, uzmanlığı olan uzmanlar bu uzmanlar. Yoksa aksi takdirde yanlış tedaviyle boş boşuna uzun süre vakit kaybetmiş olursunuz ve boş boşuna da maddi kayıp yaşarsınız. Onun için bunun uzmanı tarafından ayarlanması çok önemli, planlanması çok önemli. Kaç yaşından sonra yapılabilir? 3 yaşından sonra herkese uygulanabilir. Peki nasıl uygulanıyor? Sabah kahvaltıdan önce dilinizin altına sprey şeklinde sıkıyorsunuz. 5 dakika sonrasında da artık kahvaltınızı yapabilirsiniz. Eğer bir hastalığınız varsa, şikayetleriniz varsa, bir boğaz enfeksiyonu, ishal gibi durumunuz varsa genelde bu dönemlerde ara veriyoruz. Diş tedavisi yapılacaksa ara veriyoruz. Genelde bu işlemler bittikten sonra yine kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Hastalık dönemlerinde ara veriyoruz ve buna karşı vücudumuz bağışıklığı, alerji sistemi kontrol altında tutabilmek için genelde de antihistaminiklerle ilk bir ay beraber kullanıyoruz ki yan tesir olmasın. Çünkü yan tesir olarak dilde, dudakta hafif yanmalar, şişmeler olabiliyor. Ama çok ciddi bir yan etki olmadığı için genelde evde kendiniz yapabiliyorsunuz. Ama ilk dozun doktor gözetiminde yapılması ve yarım saat beklemenizde fayda var. Yine her ne olur olmaz diye çok nadir de olsa ciddi bir yan etki olduğu zaman müdahale etmek için adrenalin oto enjektörü de evinizde bulunursa faydalı olabilir. Bilinmeli ki bu tedavi 3 yıl boyunca kullanılıyor ve etkisi de 6 ayda kendini göstermeye başlıyor. Onun için bu tedaviyi her gün sprey şeklinde kullanmanızda fayda var. Aşının içinde yan etki yapan bir madde var mı? Hayır. Yani ileri vadede bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Çünkü içinde kortizon yok. İleri vadede sıkıntı yaratacak bir madde yok. Sadece neye alerjiniz varsa o maddeler var. Ona karşı immün sisteminizi kuvvetlendiriyoruz. Peki nasıl etki ediyor? Biliyoruz ki alerjik nezlede, astımda şikayetleri düzeltmek için ilaçlar kullanıyoruz. Ama alerji aşıları ise genelde bu şikayetleri düzeltmek için değil, bu şikayetlerin olmaması için kullanılıyor. Çünkü vücudumuza alerji yapan, zarar veren maddelere karşı direncimizi artırıyoruz. İmmün sistemimiz kuvvetleniyor. Kuvvetlenince artık kişide şikayet olmuyor. Şikayet olmayınca ilaç ihtiyacı olmuyor. Şikayetiniz yok, ilaç ihtiyacınız yok. Hayat kaliteniz son derece artıyor. Bu sebepten dolayı hayat kalitesini artıran
en önemli tedavi budur. Peki alerji aşılarından dilaltı sprey aşısı mı etkili, enjeksiyon şeklinde aşı mı daha etkili? Tabii ki enjeksiyon şeklinde aşı daha etkili ama sprey şeklinde aşılar da artık enjeksiyon şeklinde aşılar kadar artık etkisi olmaya başladığı için tavsiye edebiliyoruz. Özellikle çocuklarda enjeksiyon korkusu varsa veya doktora gidip gelmek zor olan ailelerin bu sprey şeklinde aşıları kullanmasında fayda var. Sprey şeklinde aşılar 6 ay içinde fayda etmezse, özellikle de 1 yılı tamamlayınca faydası görülmemişse, enjeksiyon şeklinde aşıya her zaman geçebilirsiniz. Problem değil. Enjeksiyona geçersiniz ama öncelikle bir sprey aşıyı deneyebilirsiniz. Ciddi bir yan etkisinin olmaması, evde kendinizin uygulama kolaylığı açısından enjeksiyon aşıya göre üstünlüklerini söylemiş olabiliriz. Ve sonuç olarak sprey şeklinde alerji aşıları etkili aşıdır. 3 yaşından büyük herkese uygulanabilir. Evde kendiniz uygulayabiliyorsunuz. İlk dozunu doktor gözetiminde yapılmasında fayda var ve bu aşı 3 yıl boyunca uygulanıyor. Enjeksiyon aşılar kadar yine etki gösterme potansiyelleri var. Astımda, alerjik nezlede ve egzamada uygulanabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.